Cinsel ilişkide rahim ağzı kanseri daha çok tabii cinsel ilişkide bulunan kişilerde. Çünkü HPV virüsüyle bağlantılı. O da daha çok %99.9 oranında cinsel ilişkiye bulaştığı için daha çok cinsel ilişkide bulunan kişilerde rahim ağzı kanserini bekliyoruz. Ancak cinsel ilişkide bulunmayan kişilerde de rahim ağzı kanseri görülebilir. Bunu bilmek lazım. Çünkü cinsel ilişkide bulunmamasına rağmen belli bir takım rahim ağzı kanserine yol açan bir takım histolojik tipler hiç cinsel ilişkide bulunmadan da ortaya çıkabilirler. Dolayısıyla hiç cinsel ilişkide bulunmamış bir kişi de rahim ağzı kanserinden rahim ağzı kanserine yakalanma ihtimali olduğunu bilmesi gerekir. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü bu kişilerin de simir testi yaptırması ve jinekolojik muayeneleri yaptırması gerekir. Hiç cinsel ilişkide bulunmadım diye ben hiç rahim ağzı kanseri olmam, ben rahim kanseri olmam diye bir düşünce çok doğru bir düşünce olmamalı. Çünkü günlük pratiğimize baktığımızda aslında düşüncenin bu olduğunu görüyoruz. O yüzden bu konuda da insanların bilgilenmesi gerekiyor.